Beni çağırtmışsınız. Bütün bu olanlardan sonra senin yerine bir başkası olsaydı değil konağa geri dönmek, kapısının önünden bile geçmeye utanırdı. Oğluma acı çektirmeye, onun hayatını mahvetmeye yemin etmiş gibisin. Hikmeti kazanacağım derken biricik oğlumu kaybedemem. Anlıyorsun beni değil mi? İkisi de iyi olsun istiyorum. Ama sen bu çatının altında olduğun sürece oğlum iyi olmayacak. Günden güne öldürüyorsun oğlumu. Zehrini saçıyorsun içine. Bu evliliğe karşı çıktığımda en kötü ben oldum. Olmaz dedim. Bak, olmadı işte. Başaramadınız. Davul bile dengi dengine diye boşa söylememişler. Sen kim? Emir Tarhun'un karısı olmak kim? Düşünüyorum da, bizim Nigar'dan ne farkın var senin? Bir hizmetçi. Yok. Onun cürmü ne kadarsa, seninki de o kadar. Bir böcek kadar. Ama sen hala bunun farkında değilsin. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Sen ancak kapımızda hizmetçi olacakken hikmet sayesinde bu eve gelin oldun. Ama buraya kadarmış. Bitti. Benim oğlumun canını yakanın ben canını daha fazla yakarım. Kimse ait olduğu yeri unutmamalı. Anladın mı beni? Sen unutsan da ben unutturmam. Böcek kadar ha? Senin gözünde insan bile değiliz değil mi Cavidan Hanım? Demek ki haddimizi bilelim ha? Kes. Özgür olduğun şu son dakikaların tadını çıkar bence. Hikmet yalvarırım. Yapma bunu bana ne olur. Hiç kimseye söyleme. Bak çeker giderim. Ömür boyu yüzümü görmezsin. Hatta çocuklarım bile görmez yüzümü. Ne olur yapma bunu bana. Şeytana uydum. Söyleme. Sakın söyleme çocuklarıma ne olur. Yapma bunu. Seni çok daha önce durdurmalıydım. Geç bile kaldım.
Bey. Aman Allah'ım! Hikmet Bey! Aman Allah'ım! Kimse yapma! Yetişin! Hikmet Bey! Haklısın Cavidan Hanım. Kimse geldiği yeri unutmamalı. Unutanı hatırlatmalı.